Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Türkçe doktorunuz Enes Avcı. Hepiniz dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle paragrafta konu diyoruz. Haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar paragrafta konuyu anlatmadan önce sizlerden sürekli gelen soruyu cevaplamak istiyorum. Nedir o? Hocam önce metni mi okuyalım, seçenekleri mi okuyalım? Arkadaşlar önce soru kökünü okuyun. Soru kökü eğer ki olumluysa önce metni okuyalım. Yok, soru kökümüz olumlu değil, olumsuzsa o zaman seçenekleri okuyalım arkadaşlar. Olumludan kastettiğim şey değinilmiştir, söylenebilir tarzındaki sorular. Olumsuzdan kastettiğim şey ise arkadaşlar söylenemez, değinilmemiştir tarzındaki sorularımız. Yine konuya geçmeden önce harika bir bilgi vereceğim sizlere arkadaşlar. Ama öncesinde bir soru soracağım. Ya arkadaşlar, metin verilmiş, seçenekler verilmiş ve bir soru soruluyor. Paragraf sorusu ve biz bunu yanlış yapıyoruz. Ya bir öğrenci soruyu neden yanlış yapar? Her şey verilmiş. Cevap veriyorum arkadaşlar. Anlamadığımız için yanlış yaparız. Metni tam olarak anlamamışızdır. Peki hocam bunu nasıl çözeceğiz? Bu problem nasıl halledilir? Cevap veriyorum arkadaşlar. Cümle cümle ilerleyerek bu sorunu hallederiz. Yani hocam ne demek istiyorsunuz? Şunu söylemeye çalışıyorum. Önce birinci cümleyi okuyorsunuz. Okudunuz birinci cümle bitti. Ardından kendinize şu soruyu sorun. Sen birinci cümleyi anladın mı anlamadın mı? Cevabın evetse devam et ikinci cümleyle. İkinci cümleyi okuyorsun sonuna geldin. Ardından kendine şu soruyu sor. Sen ikinci cümleyi anladın mı anlamadın mı? Cevabın evet mi? Devam et üçüncü cümleye. Üçüncü cümleyi okuyorsun ve ilerliyorsun. Üçüncü cümlede ilerlerken bir anda daldın aklına. Akşam yemekte ne var sorusu geldi. Kafa gitti. Olur değil mi çocuklar, böyle anlık dalarız. Kafamız gider bir yerlere. Olur, bunlar normaldir. Ve o anda arkadaşlar dördüncü cümleye atlıyorsun. Bakın o an kaçtı. Belki orada çok önemli vurucu bir kelime vardı. Kaçtı arkadaşlar, gitti. Sen 4-5 devam ediyorsun. Ve ardından okurken 2 şık arasında kalıyorsun. 3 şık arasında kalıyorsun. Çünkü o an daldığın yerde çok önemli bir kelime vardı. Bu sefer ne yapıyorsun? Dönüp tekrardan metni okumak durumunda kalıyorsun. Ama 3. cümleyi okurken daldın ya o anda. Geçme 4. cümleye. Tekrardan 3. cümleyi bir kez daha oku. Kaç saniye kaybettin? 3 saniye. Sonra 4. cümleye geç. Oku 4. cümleyi. Anladın mı? Anladın. 5. cümleye geç. Oku 5. cümleyi. Anladın mı? Anladın. Bu şekilde metni bitir. Ardından arkadaşlar soruyu zaten okumuştun. Soru sana işte metnin konusu nedir diye soruyor. Burada arkadaşlar kesinlikle seçeneklere bakma. Bak ne diyorum, kesinlikle bakma seçeneklere. Neden bunu söylüyorum? Çünkü seçenek seni yönlendirir. Hocam ne yapacağım o zaman? Yani sorusunu cevaplandıracaksın. Yani hocam şu yukarıda ne anlatılıyor? Kendin kafandan buna bir cevap bul ve bulduğun cevaba en yakın olan seçeneği işaretle. Emin ol yanlış yapmayacaksın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Peki hocam konu nedir? Üzerinde durulan, hakkında yazı yazma gereği hissedilen her türlü kavram konudur. Hocam dikkat etmemiz gereken şeyler var mıdır? Tabii ki de vardır. Nedir arkadaşlar bunlar? 1. Paragrafta ne anlatılıyor? Neyden söz ediliyor sorusunun cevabını aramalıyız. Sürekli tekrar eden sözcükler varsa onların üzerinde durmalıyız. İlk cümle genellikle konuyu verir. İlk cümleye dikkat etmeliyiz ve anahtar kelimeleri tek tek tespit etmeliyiz. Hocam anahtar kelime dediğiniz şey nedir? O cümle cümle ayırıyorduk ya, oradaki vurucu kelimeler arkadaşlar, ki ilerleyen derslerimizde bunu anlatacağım zaten sizlere. Arkadaşlar şunu da unutmayalım. Paragrafın konusu genellikle birkaç sözcükten oluşur ve yargı bildirmez. Yani hocam dilin yozlaşması, kültür çatışması gibi. Yargı bildirseydi ne olurdu? Şu olurdu arkadaşlar. Dilin yozlaşmasının sebebi şudur tarzında cümle şeklinde gelirdi ki bu da muhtemelen ana düşünce olurdu. Örnek sorumuzu çözelim. Öğrendiklerimizi pekiştirelim arkadaşlar. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Seçeneklerimizi yok ettik. Ani bir öfke nöbetiyle kanın beyninize sıçradığını hissettiğiniz anlarda ilk olarak kendinize bir dakika ayırın ve diyaframınızdan derin derin nefes almayı deneyin. Arkadaşlar birinci cümlem anladım mı anladım, anahtar kelimem ne? Öfke nöbeti. İkinci cümleye geçiyorum. Yalnızca sizin duyabileceğiniz bir tonda kendinize rahatla ya da sinirlenecek bir şey yok gibi rahatlatıcı telkinlerde bulunun. İkinci cümlemi anladın mı? Anladım. Rahatlatıcı telkinler anahtar kelimem. Üçüncü cümleme geçiyorum. Sinirinizin azaldığını hissedene kadar derin derin nefes almayı ve rahatlatıcı telkinleri tekrarlayın. Şimdi ne anlatıyor metin bize? Hemen kafamda bir cevap bulacağım. Ona göre seçeneklere ineceğim arkadaşlar. Diyor ki öfke nöbeti geçirdiğin zaman şunları 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 yaparak öfkeni kontrol edebilirsin.
Bundan bahsediyor değil mi arkadaşlar? Peki gelsin seçeneklerimiz. Şimdi bakın arkadaşlar. A seçeneğimizde öfkenin temel kaynağı diyor. Metin öfkenin temel kaynağı şudur. Bunu mu anlatıyor? Hayır. B seçeneği öfke patlamasının belirtileri diyor. Bundan mı bahsediyor? Hayır. C seçeneği öfkeyi kontrol etmenin yolu. Bulduk mu cevabımızı? Çok rahat bir şekilde bulduk değil mi? D seçeneği doğru nefes alma yöntemleri. Hayır, bundan da bahsetmiyor. E seçeneği öfkeyi doğru şekilde ifade etme. Bundan da bahsetmiyor. Değil mi arkadaşlar? Ne yaptık bakın? Cümle cümle ilerledik. Metni anladık. Kafamızda ne sorusunun cevabını bulduk ve sorumuzu doğru ve rahat bir şekilde çözdük arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, paragrafta konumuzu böylece nihayetlendiriyoruz. Bir sonraki konumuz paragrafta ana düşünce. Görüşmek üzere, hoşça kalın.